Dersimizin konusu Northwind veri tabanının kurulumu. Google'dan Northwind yazıp aratarak Northwind veri tabanını bulabilirsiniz. Kurulumu şu şekilde yapıyorsunuz. Next. Kabul ediyorum. Next. 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 Evet. Close dediğimizde kurulum tamamlanmış oluyor. Bilgisayarımızın altında, C'nin altında şu klasöre kurulum yapılıyor. Bu da Northwind veri tabanı için install sorgusu içeren bir sorgu. instvnd.sql çift tıklayarak açınız. Server name nokta login sa password 123 veya da Windows Authentication ile bağlanabilirsiniz. Mixed mod kurduğunuzda her iki modla da bağlanabiliyorsunuz. Database listesini gördüğünüz üzere Northwind veri tabanı yok. F5 komutuyla sorguyu çalıştırıp Northwind veri tabanının saniyeler içinde kurulduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Northwind veri tabanı kuruldu. Northwind veri tabanının kurulumu çok kolay. Örneklerimiz de bu veri tabanı üzerinden yapılacak. Bundan dolayı bu veri tabanında herhangi bir tabloyu silmeye, yanlış bir veri eklemeye, yanlış bir veri silmeye korkmayın. Çünkü saniyeler içinde yeniden kurulabiliyor. Ben mesela tüm veri tabanını sileceğim. Saniyeler içinde yeniden kurulacak. Göreceğiz şu anda. Northwind veri tabanını sildim. Tabii ki önce sorgu kapatmamız lazım. Bu sorgu çalışırken Northwind veri tabanını silemezsiniz. Evet, gördüğünüz üzere Northwind veri tabanı ortalarda yok. Gitti. Tüm veri uçtu. Hiçbir şey yok. Tabii ki bu gerçek veri tabanlarında asla geçerli değil. Ama biz eğitim amaçlı yaptığımız için Northwind veri tabanını kurabilirsiniz, silebilirsiniz, tekrar tekrar kurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın şimdi Northwind veri tabanı tekrar kurulacak. Database üzerine gelip F5 komutuna bastığınızda Northwind veri tabanının yeniden kurulduğunu görebilirsiniz. Tüm tablolarıyla, tüm view'leriyle hazır. Ancak bu veri tabanı üzerine bir veri eklediyseniz, bir veri sildiyseniz, bir tablo eklediyseniz veya diyagram listesi eklediyseniz bu verileriniz de yok olacaktır sildiğiniz zaman. Ondan dolayı verileri silmeye korkmadığınız gibi silmek istemediğiniz veriler varsa mutlaka dikkatli olunuz. Önce backup alınız. Ondan sonra tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Mesela ben bir database diyagram oluşturdum. Kapatalım. Kapatırken tabii ki kaydedelim. Database diyagram üzerinde yenile tuşuna bastığım zaman database diyagramım hazır bir şekilde görüntüleniyor. Şimdi tüm pencereleri kapatalım. Northwind veri tabanını silelim. Yani database diagrams benim eklediğim bir veri. Sildiğim zaman o da yok olacak. Yeniden kurulum yaptığımda geri gelecek mi? Hayır. Çünkü yedek almadık. Backup almadık. Database üzerinde tekrar çalıştırıyoruz. Bakınız database diagrams listede yok. Çünkü bizim oluşturduğumuz bir veriydi. Arkadaşlar, Northwind veri tabanını silmekten korkmayınız. Ancak sizin kendi eklediğiniz veriler varsa ve bunları saklamak istiyorsanız mutlaka backup almalısınız. Bu konuda kitabımızın Backup ve Restore bölümünde anlatıldı.